Sevgili ulusal kanal izleyicilerimiz, bir programda yine birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Daha çok yurt dışındaki çalışmaları ve Türkiye'ye geldiği sürede de sık sık konserlerini dinlediğimiz değerli bir piyano sanatçımızla birlikteyiz. Ayşegül Kuş Durakoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, CD'leri var tabii ama en önemlisi Türk, tabii bütün dünya ünlülerinin, dünya bestecilerinin diyelim biz, yapıtlarına, bestelerine yer veren sanatçımız, özellikle de Türk bestecilerine hemen her konserinde yer vermektedir ve bir CD'si de aşağı yukarı, değil mi, Türk bestecilerine, evet, ayrılmış durumda. Bu da çok önemli bir göstergedir. O bakımdan Ayşegül Hanım'la bizim bu programımızın bir başka niteliği de ortaya çıkıyor. Zaten programın sonunda Bozlak parçasını Adnan Saygun'un, Türk beşlerinden büyük ustamız Adnan Saygun'un bir yapıtını piyanoda seslendiriyor. Soprano Şebnem. Soprano Şebnem Kartal Mekinolov. Mekinolov, evet. Kartal Mekinolov. O da sesle katılıyor. Onu da programın sonuna doğru dinleyeceğiz. Çünkü vakit yok. Daha çok zaman ayırmak isterdik. Ama izin alırsak biz kendi parçalarını ileride bir programda, ben sunumunu yapar, birkaç parçanızı bir tabii, başka programda sizin seslendirmenizle dinleyicilerimize, izleyicilerimize sunarız. Değişik bir izleyicimiz var. Ben de bu programın adı Sahne Sanatları Programı. Hatta iddialı bir şey var. Hayati Asıl Yazıcı ile Sahne Sanatları sahne diye. Evet, programın başlığı şeyi bu. Görüntüsü de veriliyor. Fakat 12. yıla girdim. Bir televizyon, 11. yıldayım. Çok güzel. Televizyonu bir yıl arkadan izliyorum. Evet. Ulusal kanalı. Ulusal kanal gerçekten benim ülkemde tercih edeceğim bir televizyon olduğu için bütün çabalarımı, çalışmalarımı buraya ayırdım. Şimdi şöyle yapalım. Ayşegül Kuş Durakoğlu bize biraz kendisini tanıtsın. Hep öyle yapıyoruz bütün tabii, sanatçılarla. Tabii. Kendi portrenizi, kendi biyografinizi bir çizerseniz kendi sesinizden, okurlarımızın, izleyicilerimizin öyle bir alışkanlığı var. Evet. Ondan sonra konulara gireriz. Yaptığınız çalışmaları, son İTÜ'de vermiş olduğunuz MİAM'da, değil mi? MİAM stüdyosunda. Evet, stüdyosunda yaptığınız o fırtınalı günde, Cuma günü, geçtiğimiz Cuma evet, gününde maalesef yaptığı konseri, onu da dinleyeceğiz. Onu da ileride CD'si çıkacak herhalde ya da bir kaydı verirler. Sanırım radyoda yayınlanacak. Ha, evet, Ocak ayında. Ocak ayında. Biz o radyoya güvenmeyelim de biz de yayınlayalım onu. Radyodan sonra da yayınlayabiliriz, yani acelemiz yok ama bizde daha iyi etkili olur. Evet, Amerika'da da dinlersiniz siz. Memnun gidiyor olurum tabii, evet, memnuniyetle. Evet, şimdi söz sizde, sizi dinleyelim. Ben İstanbulluyum. İstanbul'da müzik çalışmalarıma İstanbul Eski Belediye Konservatuvarı'nda başladım. Çok küçük yaşta. İlk tabii Rainer Erksan. Şaşmaz. Birçok piyanisti yetiştiren, başlatan çok değerli çok hocam değerli Rainer Erksan. Arkadan Verda Ün'ün ve Ekrem Zeki'nin öğrencisi oldum. Güzel. Daha sonra Ova Sünder'le devam ettim. Evet. Ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra devlete geçtim. İlhan Osmanbaş'la kompozisyon, Judith Ulu'yla piyano çalıştım. Hı. 1980'de mezun oldum. İstanbul, İstanbul Devlet Konservatuvarı. Evet, şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi. Evet, Mimar Sinan Üniversitesi. O dönemde değildi. Bu değişiklik. Evet. Benim diploma Mimar Sinan diye Üniversitesi olarak aldım. İlk diplomaydı ad değişikliğinden sonra. Evet, güzel. İki yıl İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliğim oldu. Evet. Daha sonra burs aldım ve Amerika'ya master ve doktora eğitimi yapmak üzere
gittim. Kalmaya pek niyetim yoktu ama tabii aile ve hayat şartları. Tabii. Uzun bir eğitimden sonra orada yerleştim. Evet. 1984'ten beri Amerika'da yaşamaktayım. Master için Juilliard School of Music'e gittim. Orada güzel. Adele Marcus, Giorgi Sándor'la çalıştım. Sonra Giorgi Sándor uzun seneler ölümüne kadar evet. devamlı hocam oldu. Orada sık sık hep buluşup dersler çok yaptık. Ünlü bir hoca. Evet. Bir araya geldik. Sonra New York University'de doktora yaptım. Evet. Doktora konusu Debussy'nin piyano müziği, piyano etütleriydi. Evet. Oradan da mezun olduktan sonra bir müddet üniversitede çalıştım. Öğretim üyesi olarak. Sonra kendi müzik stüdyomu kurdum. Şimdi New Jersey Stevens Institute of Technology'de öğretim üyesiyim. Müzik teknoloji. Yeni bir dal. Ben orada piyano laboratuvarını yönetiyorum. Ayrıca müzik tarihi, müzik teorisi dersleri veriyorum. Çok güzel. Orada tam kadrolu hocalığım var. Ha, o yüzden oradasınız. Evet ve ayrıca konser çalışmalarını, tabii, çeşitli projeleri tarzı. Devam ettiriyorum. Vakit bulup bulduğum sürece. Evet. Peki bu Miami'de stüdyoda, Miami stüdyosundaki Cuma günü geçtiğimiz hafta seslendirdiğiniz parçaları bize anımsatır mısınız? O fırtına nedeniyle gelemedim. Evet, fırtına nedeniyle tabii çok dinleyici sayımız bayağı azaldı. Konser önce Mustafa Kemal Amfisi'nde olacaktı, büyük salonda olacaktı. Büyük salonda. Daha sonra küçük salona alındı. Ben de çok memnun oldum. Hem yani ses kayıt edildi. O çok güzel. Hem de gelen dinleyicilerle beraber dolu bir salonumuz oldu. Büyük bir ilgi oldu dinleyiciler açısından. Daha samimi tabii. bir ortamda olunca ben de daha konuşmalı, açıklamalı, sohbetli bir konser sundum. Sanırım memnun kaldılar benim daha evet. sonra konser sonrası. Evet, yankısı iyi geldi bana da. Duyduklarıma göre. Benim için de çok güzel bir anı, bir deneyim oldu. Evet. Programda önce Liszt'in Bach'ın Ork için yazdığı evet. Sol minör fantazi prelüdü ve fügüyle başladım. Evet. Arkadan yine Liszt'in Petrarch, 3 numaralı Petrarch'ın bir sonesi üzerine yazdığı kısa bir parçayla devam ettim. Liszt'in doğum yılı, 200. doğum yılı için iyi yaptınız. Bu sene muhakkak 2001 bitmeden arzu ediyordum Liszt çalmayı. Çok güzel. Onun arkasından iki Türk bestecisine yer verdim. Özellikle bu konseri Miam stüdyosunda da yer alışı nedeniyle. Biri Münir Nurettin Beken. Ha evet. İstanbul, o da İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunudur. Mezunu orada biliyor. Yetişmiştir. Evet. Kendisi şimdi Amerika'da besteci, eğitmen evet. ve evet. sanatçısı ben olarak. Ben buradayken dinlemiştim evet. ve Amerika'ya yerleşti. Çok kıymetli, evet. Yetenekli, çok değerli bir genç. Sanatçı tabii ve besteci. Tabii şimdi yetişkin. Onun bir eserini çaldım, kısa bir piyano sonatını. Evet. Arkadan da yine Miam tarafından ödül alan geçtiğimiz galiba 3 yıl kadar önce İlhan Mimaroğlu'nun Abidin Dino'nun ölümü üzerine yazdığı L'Eruption de la Fin sonun. Çöküşü. O şeyi bilmiyordum. 1994 yılında yazdı. Yazdı ölümünden sonra. Piyano eserini evet. seslendirdim. İlk yarı daki eserler Liszt ve evet. Münir Beken'in İlhan evet. Mimaroğlu'nun eserlerinden oluşuyordu. Daha sonra benim son senelerimin çalışması ürünü olan Debussy'nin piyano etütlerini evet. açıklamalı olarak sundum. 4 etüt çaldım. Arkadan da Chopin'in 2 etüdünü. Çünkü Debussy etütlerini Chopin'e adamıştı. Adamıştı Chopin'in etütlerinden esinlenerek yazmıştı. Yazmış, evet. Onları Chopin'in etütleriyle beraber seslendirdim. Ve Chopin'in 1 numaralı baladıyla konser sonuçlandı. Chopin de çok iyi, Debussy de. Debussy dediniz de hep
Cemal Reşit Rey hocamıza anımsarım. Debussy uzmanıydı adeta ülkemizde. Çünkü o Paris'te eğitimini almıştı birçokları gibi ama ilk öncülerden, ilk gidenlerden ve bir İstanbul bestecisi olarak yani çok sesli müzikte çok ilginç çalışmalar yaptı. Ve Debussy'yi en çok ondan dinlemişimdir İstanbul'da. Tabii yabancı solistler geldiği zaman onlar da çok çalarlar. Debussy her zaman önemli bir besteci ama ben Debussy'den hiç vazgeçemeyen bir Cemal Reşit Rey hocayı anımsarım. Evet. Çok memnun Çünkü oldum. Çünkü bizim de şeyimiz oldu. Filarmoni Derneği'nin kurucu ve başkanlığını yaptığı için, kurucularından ve başkanlığını yaptığı için orada ben de üniversiteye geldiğim yıllarda orada hemen beni de kabul ettiler bir yılın içinde. Çünkü yazmaya başlamıştım. Haber, yorum, yavaş yavaş eleştirmen yolunda böyle adımlar atmaya başladım. Hocanın da hoşuna gidiyordu. Onun yorum derslerine de katılırdım orada. Filarmoni'de yapardı. Filarmoni Derneği'nde. Evet. Evet. O zaman İstiklal Caddesi'ndeydi. Evet, buradaydı. Buradaydı. Evet. İşte birçok yer şu anda şeyde yine Beyoğlu'nda onu da bizim Panayot Abacı Derneği yaşatmaya çalışıyor büyük bir çabayla. Çok güzel. Onun da kulaklarını çınlatalım. Evet. Şeyde İki yıl önce de geldiniz değil mi buraya? Geçen yıl Bilkent'te sadece Debussy'nin etütlerini seslendirdim ama tümünü, 12 etüdü. Açıklamalı konferansla beraber Bilkent Üniversitesi'nde seslendirdim. Ondan önceki gelişim de en son 2003 yılında Ankara'daydı Hacettepe Üniversitesi'nde. Evet. Bayağı uzun bir süre oldu ondan sonra. Orada daha bir öğretim üyeliği olunca tabii biraz zaman Tabii hem kişisel nedenler hem yoğun bir dönemdi. Fakat şimdi geçen seneden beri tekrar bu konser etkinlikleri yavaş yavaş başladı. Tabii zaman meselesi, çalışmaların yoğunluğu. Fakat artık ben de tabii özellikle belli bir dönemden, yaştan sonra tabii ki en büyük istediğim Türkiye'de daha sık gelip burada da hem eğitime hem konser vererek açıklamalı olarak bir katkım olması bundan sonra en büyük isteğim. Tabii. Peki hem bir görüşseniz Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası müzik direktörü şimdi Erol Erdinç. Evet tanıdım kendisini eskiden de. Tabii Hacettepe'den falan. Ayrıca İstanbul'daki Devlet Senfoni ile de bir çünkü bir yıl önceden bağlantı kurarsanız sizin burada tabii. olduğunuzdan haberleri var mı yok mu bilemiyorum. Evet. Yani onlar da yoğun program içindeler. Tabii şimdi tabii birazcık ben ya yazın gelebiliyorum ya da böyle konser nedir şimdi yılbaşına rastladı. Evet. Ve hem çok memnuniyetle gördüm yani İstanbul'daki bu konser etkinlikleri çok artmış. Çok arttı. Neredeyse iki günde bir harika konserler var. Evet. O yoğunluğu da gördüm. Tabii herkesin yoğun olduğu bir dönem ama geldikçe herkesle yavaş yavaş tekrar ilişkiye geçip bu etkinlikleri sürdürmek istiyorum. Bence de öyle yani Cuma günü yılbaşı öncesi konseri var İstanbul Devlet Senfoni'nin Fulya'da, Fulya Kültür Merkezi'nde Beşiktaş Fulya'da. Belki onu izlemeye gelirseniz iyi de olur. Tabii. Bir karşılaşma da yaparsınız. Çok iyi olur. Ertuğrul Bey'le Emin Bey onlar yönetici. Evet. Evet. Bir yıl önceden ancak şimdi görüşeceksiniz tabii, ki tabii, önümüzdeki doğru. yıl. Evet. Evet. İyi şefler de geliyor. Çok başarılı konserler yapıyor İstanbul Devlet Senfoni. Görüyorum. İzlediğim kadarıyla bayağı İstanbul müzik sanat faaliyetleri bayağı yüksek düzeyde ve sayıca da yüksek. Evet. Kalite olarak da bayağı iyi bir müzik seviyede. Festivali de var her yıl. Haziran ayında yapılan. Evet. Artı Cemal Reşit Rey de bu konuda çok
iyi solistler getiriyor, iyi konserler düzenliyor. Çok güzel programlar yapıyor. Yani İstanbul, evet. New York'tan pek bir farkı yok. Şey de öyle, Borusan Orkestrası evet. var. İşte İstanbul şey de vardı, Cemal Reşit Rey'in de senfoni orkestrası vardı ama bu geçen yıldan beri işlemez hale geldi. Bilmiyorum ne yaptılar ama orada resitaller şey, hatta Boğaz içinde de resitaller yapılıyor. Onu da duydum. Evet, Evin da. Hanım, Evin İlyasoğlu, Evin İlyasoğlu sanırım bizim kendisi. Müzik eleştirmen arkadaşımız o düzenliyor. O işlem bayağı yol aldı. Ben gidemedim. En son Polonya'dan 3 sanatçı geldi. Piyanist ve 2 solist. Çok fakat güzel. Şey güç oluyor. Ben de Kadıköy'de oturuyorum toz yatağında. Ben de Kadıköylüyüm. Evet, Kadıköylüsünüz. Tabii biliyorum. Yılbaşı üzeri trafik çok yoğunluğu biraz zorlaştırıyor ulaşımı. Evet. Şimdi tabii Türkiye'deki şeye böyle kuş bakışı bakışınız bunu gösteriyor. İşte tabii yeniden bu orkestralarımızla bağlantı kurarsanız evet. tabii ki sizin nitelikli performansınız, piyano üstüne teşekkür yapmış ederim. Olduğunuz yorumlar yani evet. sanatınızın gereği burada daha sık en azından yılda 2-3 konsere, 1-2 konsere yani önemli büyük konserlere katılabilmeniz tabii ki çok bizim de istediğimiz bir şey. Çünkü sanatçılarımızın dışarıda bizi tanıtan sanatçıların yurt içinde de konser vermelerini her zaman isteriz, arzu ederiz. Kaldı ki siz ayrıca da Türk bestecilerine çok yer evet, veriyorsunuz. Çalışmalarımın hemen hemen yarısı, %50'si ya, hatta bazen daha fazlası ya, çok Türk önemli. Bestecilerinin müziğine yönelik oluyor. Ya, Türk besteleri ve diğerleri. Çünkü çok önemli. Onlar gerçekten o kadar idealist ki hepsi evet. Cumhuriyet döneminde bir ailesi tarafından gönderilen Cemal Reşit Rey. Ama evet. Türk beşlerinden olduğu için tabii onu ayıramayız. O da çok nitelikli evet. bir hoca ve yaratıcı bir sanatçı. Ama Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Anlar, Necil Kazım Akses. Evet. Bunlar hep işte Ferit Anlar Viyana'ya gitmiş. Orada eğitimini bitirir bitirmez dönmüş hemen ülkesinde yani evet. Ankara'da görev almış. Diğerleri işte Paris'e gitmişler. Belki biri Almanya'ya gitmiş olabilir yanlış söyleyebilirim. Ama Paris'te eğitimi alıp oradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra hiç kalmıyorlar. Doğru dönüyorlar evet. ve... burada Cebeci'de açılan o zamanki Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hemen göreve başlıyorlar. Yani Cumhuriyet aydınlanmasının bunlar ışıklar oldu. Hepsi işte gittiler evet. büyük aydınlanma ile döndüler ve ben ülke sanatçılarını yetiştirdiler. Yani hem besteci, müzisyen olarak üstün niteliklerinin yanında evet. En önemlisi Türkiye'deki bütün müzik kurumlarının evet. ya yönetmen olarak ya evet. orkestra şefi olarak öğretmen olarak evet. El birliğiyle son derece idealist bir anlayışla bu çağdaş klasik müzik yaşantısını başlattılar. Evet, gerçekten büyük hizmetler bu oldu. Bu çok, yani müzik tarihinde de bir olay. Yani müzik tarihi açıdan evet. da çok önemli. Tabii ayrıca hepsi ayrı ayrı çok değerli besteciler, sanatçılar, müzisyenler. Ben de çok mutluyum, gurur duyuyorum çünkü en azından direkt öğrencileri olmasam bile olsun. Hem Adnan Saygın'la hem Cemal Reşit Rey'le tanışma şansım oldu. Evet. Onların sınıflarına ara sıra katılıp çalışmalarını izledim. Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olurken Ahmet Adnan Saygun diplomamı kendi kitabıyla hediye etmişti. Aa, çok güzel. Onu hiç unutamam. Aa, ne güzel. Çok farklı bir insandı o da. Ben de evet. yakından tanıyorum. Ne güzel jest. Evet. Kitabı ile verdi. Evet.
Cemal Reşit Rey'di İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda zaten benim hocam Berda Ün'ün çok yakınıydı. Evet. Ara sıra bir araya gelinir, evet. Dersler yapılır. Bunlar büyük bir şans. Şans tabii. Onları tanımış olmam, onların evet. çalışmasını buradayken yakından izlemem. Tabii yurt dışına gittiğim zaman da temel, temel ve onu bir şekilde devam ettirmeyi arzu ettim. Evet, çok tanıtmayı güzel. Tanıtmayı eserlerini. Ne güzel, ne güzel. Ve orada bu Türk bestecilerinin müziğine çok büyük bir ilgi duyuldu. Her zaman ilgilenildi. Doğrudur. Hatta öyle bir seviyeye geldi ki, yani şöyle, hem ben sık sık mümkün olduğu kadar fırsat buldukça bu eserleri bir araya koyan konserler yapmaya çalışıyorum. Ne güzel. Biraz da benim Türk bestecilerinin müziğini çalan bir sanatçı, yorumcu olarak adım daha çok duyulmaya başladı. Geçen sene Debussy ile ilgili CD'mi çıkarttıktan sonra bu beraber konser çalışmaları yaptığımız salonları, kişileri aradığımda pek ilgilenmediler Debussy çalıyorum deyince. Dediler Türk müziği çalıyorsan biraz benim yani kendi piyanist olarak açılan da aleyhime bir durum oluştu. Ben de şimdi dedim, bu siz daha önce sormuştunuz görüşürken ileriki projeler için. Evet. Türk beşleri ve Türkiye'nin ilk dönem, ilk kuşak bestecilerinde tabii Fransız müziği, Debussy'nin müziğinin büyük etkisi var. Tabii. İzlenimci müziğin. Tabii. Şimdi ben ikisini bir araya koyan programları yöneleyim ki daha ilgi olsun. Çünkü sadece Debussy'nin müziğiyle pek ilgilenilmedi. Evet, ilginç. Ama Türk beste... Efendim, yurt dışında gerçekten öyle. Ben bir tarihte ilk Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası, şimdi yitirdiğimiz birkaç yıl önce Mükerrem Berk, onun müzik yönetmeniydi, işte direktörü. Evet. Onun başkanlığında Viyana'ya gidildi. Ben çok iyi anımsıyorum. Viyana'da, ama işte ilk denemeleriydi. O Viyana'da Cumhurbaşkanı'nın senfoni orkestrası işte Beethoven, Mozart falan, hep Brahms, bunları çaldı. İki konser yaptılar ve beğenildi. Fakat bütün gazetelerde tamam, ama bunlar zaten biz biliyoruz. Evet. Bunlar bizim her gün dinlediğimiz besteciler. Nerede Türk bestecileri diye sordular. Sordular. Evet, evet. Yazılar öyle çıktı. Oradan alıntılar yapıldı. Türk basınına da öyle yansıdı. Sonraları bunu artırdılar. Orkestralar yurt dışına gidince mutlaka. Çünkü oranın seyircisi istiyor. Tabii haklı olarak dinleyici, kendi bestecimizi dinlemek ister. Sonra bunu en çok yayan, yurt dışına çok sık şef olarak gittiğinde, orkestrayla gittiğinde Hikmet Şimşek, onu da saygıyla anıyorum, onu da yitirdiğimiz değerler arasında, mutlaka ve mutlaka Türk bestecilerini kendi orkestrası, dış yabancı orkestrayı yönetince kesinlikle Türk bestecisini programa alırdı ve yorumlardı orkestrayla. Orkestrayla gittiği zaman da mutlaka ağırlığın %40'ı, %50'si Türk bestecisi olurdu. Hatta hiç unutmuyorum, o bundan önceki ölen Papa Vatikan'da Yunus Emre oratoryosunu seslendirdi Hikmet Şimşek. Ve o Polonya kökenli şeyin, Papa'nın bir yazı, görüşünü açıklayan bir metnini getirdi Hikmet Şimşek. O çevrildi. Bizim Panayot Abacı'nın yayınlamakta olduğu, aylık küçük bir ama 35 yıldır çıkardığı orkestra dergisinde onu yayınladık. Orada gördüm. O kadar güzel yorumlamıştı ki, tabii o onun o görüşü, yorumlayışı falan müthiş, yani etkilemiş Papa'yı. Ama Papa'yı ben Polonya'dan bilmiyorum, Papa olacağını bilseydim. Krakow'a gittiğim zaman, o dönem çok sık gidiyordum, o daha Papa olmamıştı. Evet. Krakow'a gittiğim zaman Cuma günleri pazar günleri o Krakow'daki büyük kilisede vaazını bitirir. Ondan sonra çıkar, böyle
güneş açar, açmaz. İşte o güney Polonya'nın güneyinde olduğu için nispeten hava yumuşak olur orada. Bahçesine çıkar, ağaçlıklı böyle şeyde. Orada insanlar toplanır, onlarla söyleşi yapar. Pop müziği yapmış, futbol takımında kalecilik yapmış. Tabii bütün ilahiyat kendi şeylerinin eğitiminin dışında çok güçlü bir felsefeye sahipti. O yüzden ben Yunus Emre oratoryosunu o kadar iyi yorumladığını ilk kez bir yabancıdan, o Papa'dan okudum. O da Orkestra Dergisi'nde durur yani geçmiş yılların sayısında. Bu kadar önemli bir yapıt Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosu. Evet, burada da zaten evet güzel bir eser. Zaten ben de sizin gibi yani ancak 1973'te İstanbul Festivali başladığı ilk yıl onun Adnan Saygun'un Köroğlu operası sahneye kondu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Maestro Niyazi gelmişti Azerbaycan'dan. Ve o yorumladı fakat canı çıktı yani yeni baştan düzenledi. Adnan Saygun'un da Niyazi, Maestro Niyazi'ye çok tacizade, çok güveni vardı. Evet. Türk beşlerinin ilk uzun çalarını, o zaman daha CD yok, Moskova'da orkestrayla yapan ilk şef. Türk şef tabii ama bir Sovyet sanatçısı olarak bunu o zaman yapması yani çok önemliydi. Evet. Türk beşlerinden birer yapıt almıştı, orada seslendirmişti. O Türkiye'ye de getirildi, satıldı falan. Evet. Yani bulundu. Çok güzel bir yorumdu. İşte o Köroğlu operasını yeni baştan ele aldı. Redaksiyonunu yaptı ama canı çıktı. Gece sabahlara kadar tabii, çalışıyordu. Yani o zaman tabii şartları... Şartlar da tabii, ayrıca şey. Tabii. Hayır bir de Saygun'un öbür eserlerine çok çok beğeniyordu Maestro Niyazi Tagizade. Fakat bu Köroğlu operası onun istediği biçimde değildi. Yani ham kalmıştı. Evet. Fakat o redaksiyondan sonra bir hayli toparlandı ve ondan çok mutluydu Adnan Saygun Hoca. Yani o dönemde çok yakından tanıdık. Sonra hocanın çok yani birlikte konserlerde, toplantılarda birlikte olabildik. Yani çok değerli bir insan tabii. Hepsini saygı. Türk beşleri gerçekten büyük hizmet gerçekten vermiş. Evet, sonrakiler de öyle. Mesela tabii, İlhan Osman tabii. Baş ne kadar bu değerli beşlerin, bir. Bir de tabii ilk dönemde beşlerin içine girmeyen bestecilerimiz çok, de var. Tabii. Ben de işte çocukken Ekrem Zeki Ünlü'nün tabii, çok yakından Verda tabii, Ün'ün eşiydi. Eşiydi. Onun besteciliği, birikimi, bilgisinden çok büyük bir fırsattı benim için. Yararlanma şansım oldu. Bir de tabii o zaman Ekrem Hoca eserlerini yazar, özellikle piyano eserlerini, o da müziği için yazdığı sonatları bir sıcağı sıcağına öğrenciler olarak çalardık. Onlarla büyüdük. Amerika'ya gittiğimde de Juilliard'da daha bir geleneksel eğitim vardı. Fakat New York University'de çağdaş oda müziği topluluğu vardı. Ben hemen o topluluğa girdim. Yani New York'ta bütün dünyanın çeşitli yerlerinde yazılmış yeni eserlerin premierini yapıyorduk. Tabii bu nedenle de dünyada 20. yüzyılda neler yazılıyor 20. yüzyıl sonunda çok yakından tanıma ve inceleme, yorumlama fırsatım oldu. Çok güzel. Ve o zaman daha önce çocukken burada daha Türkiye'deki eğitim sırasında bildiğim, tanıdığım bestecilerin ve eserlerinin değerini anlama fırsatım oldu. Tabii karşılaştırma. Şimdi buradayken bu eserleri tanıyordum, seslendiriyorduk tabii, hepimiz. Fakat dünya çapında bunun değerlendirilmesi, diğer eserleri de tanıyınca bunun değerini bilinçli olarak farklı bir şekilde anlama şansım oldu. Onun üzerine o oda müziği topluluğunda bir iki Türk eserini çaldım bizim yönetmenimize. Evet. O da çok ilgilendi ve hemen bir Merkin Hall'da
Türk bestecilerin müziği için ayrı bir konser yaptık. Ben buradan birçok eser getirttim, kayıt getirttim. Tabii müzisyenlerin hepsi Amerikalıydı. Tabii. Ben de yönetmenle beraber o konseri yaptık. O ilk bir büyük bir başlangıç oldu. Ondan sonra o şekilde devam etti. Ve dediğim gibi ilgi de uyandı. Hem müzik çevresi, yani kritikler, müzik kritikleri olsun New York'ta, eğitmenleri, hem de genel halk da çok büyük bir ilgi gördü her ne zaman. Ne kadar güzel, ne kadar. İşte götürülürse, yorumlanırsa, seslendirilirse ilgi evet. görmemesi evet. mümkün değil. Ama işte birçok sanatçılarımız bunu şey yapmıyor, yani ilgi görmez diye düşünüyor. Oysa Doğu'nun işte yani işte Türkiye'nin işte hem Doğu hem Avrupa hem Batı böyle ilginç bir coğrafi konumdayız. Evet. Fakat bir geleneği var, her şeyi var. Bu bestecilerimizin orada yurt dışında Avrupa'da seslendirilmesi çok önemli. Bunu gerçekten duyuyorum. İşte İdil Biret yapıyor, Gülsün evet. Onay yapıyor, çok Fazıl genelde kendi bestelerini evet. ama olsun kendi işte Türk bestecisi tabii olarak ki, tabii öne ki. Çıkmaya başladı. Evet. Onlar bunların bu konserleri çok ilgi uyandırıyor. Yani Erkin'in piyano konçertosunu seslendirdi Gülsün Onay. O evet. şeyde Bilkent'te onu CD'sini yaptı. Yakında çıkacak galiba. Yani sizin bu verdiğiniz değerler bizim kültürümüzün de uluslararası düzeye aktarılmasında çok etkin oluyor. Başka türlü tanınması tabii çalınmazsa mümkün değil. Nasıl bilinecek? Bilinecek? Tabii. Çalınacak ve tabii. tekrar çalınacak. Kulaklar alışacak. Daha ilgi farklı, daha farklı fazlalaşacak evet. aynı şekilde. Evet. Bir de tabii geniş çapta bakıldığı zaman müzik bir tarih, müzik tarihine baktığımız zaman artık zaten Batı Doğu diye bir ayrım da. Evet, devam edin. Seslendirelim mi parçayı? Tanıtımını yapar Ayşegül Hanım. Evet, siz söz şeyini... Yani artık Doğu Batı bir ayrımı yok. Baktı tarih sürecinde baktığımız zaman müziğe bütün besteciler birbirlerinden etkilenmiş. Şimdi Türk bestesi, Türk ritimleri, melodik yapıları kullanılıyor. Bazı Türk bestecilerimiz var, İlhan Mimaroğlu gibi. Evet. Türk öğeleri kullanmıyor kendisi müziğinde. Kullan. Fakat yani ilk Türk bestecileri, Türk beşleri Fransız müziğinden, Debussy'den etkilenmiş. Debussy evet. Chopin'den etkilenmiş. Chopin evet. Bach'tan etkilenmiş. Yani hepsi bu bir devam, zincirdir bir zincirin gidiyor. Devamı. Çok ve barok dönemden piyano, özellikle piyano yazılan piyano müziğinden, piyano için yazılan müziğin başlangıcından beri bu büyümekte. Evet, çok çok doğru değerlendirme yaptınız. Evet. Şimdi o sizin şeyi bir sunumunu yapın da dinleyelim şey Bozlağı Ahmet Adnan Saygun'un. Siz şey yapın. Piyanoda Ayşegül Kuş Durakoğlu, soprano Şebnem Bekinoğlu evet. Bekinov ve Saygun'un işte ünlü Bozlak adlı parçası, yani halk müziğinden esinlenerek yapmış olduğu bir parça. Oh!
Cerrahlar derdime kılmasa çare. Kemen düven dile çekseler dare. Gene geçmem mala gözlü yar senden. Vay beni be. Evet sevgili Ulusal Kanal izleyicilerimiz, bir programımız burada sona eriyor. Değerli piyano sanatçımız Ayşegül Kuş Durakoğlu'yla bir başka programda yine ülkemize döndüğü zaman, şimdi öğretim üyesi olduğu için görevinin başına dönecek. Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben ve teknik yapımcı arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar buluşma dileğiyle efendim.